Saçlar gitmiş, imaj değişmiş, uyanış Büyük Selçuklu. Diziden şimdi hazır bahsedelim istiyorum. Hakikaten tarihi bilen insanlar özellikle senin gözlerini o mil çekildiği sahneyi nasıl çekilecek, nasıl olacak diye çok merak ediyorlar. O ne zaman gelecek falan. Sahne çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Tabii ki de tiyatro bizim mabedimiz. Hepsinin üzerinde. Topluma ve bizi izleyenlere bir şey veriyor olması lazım. Tabii. Yani bir düzgün bir şey veriyor olması lazım. Hani bir şeyleri suistimal etmemeli. Efendime söyleyeyim. Dokunmayı çok önemsiyorsun evet, sen yani sömürmemeli. Hikayeyi. Evet, hikayesi bir yere tekabül etmeli. Şimdi sormaktan en keyif aldığım ve en ilgimi çeken soruya geldik. Two Turkish Tenors. Yep. Two Turkish. Ya nasıl doldu, nasıl başladı? Ben hiç açıkçası onun muadilini izlemedim bugüne kadar. Ondan sonra muhteşem bir iş olduğunu biliyorum ve galiba yeniden başlayacak mı, başlamayacak mı? Artık yani, gelelim buna. Başlasın. Yani Two Turkish Tenors dediğin gibi dünyada bir örneği yok. Evet. Senin projen böyle bir... değil mi Atilla? Evet, evet. Tamamen sen oluşturdun konseptini, içeriğini, her şeyi. Aynen. Startup'ını ben verdim. Tabii ki de arkadaşlarımla, işte benim partnerim Cenk Bıyık, işte diğer bütün müzisyen arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım birlikte olan. Tabii ki de işin gelişiminde o biliyorsun hani bir çocuk önce doğurmak lazım, sonra büyütmek herkesin işi. Aynen. El birliğiyle olan bir şey. Herkesin katkısı tabii ki de var. Katkısı yok dersem yalan olur. Yani dünyada bir örneği yok. Bu bir düello aslında ama ve jüri de seyirci. Onlar karar veriyor yani. İnteraktif bir tarafı da var. İnteraktif tabii ki de. Melez bir iş aslına bakarsan. Ne tam tiyatro, ne tam müzikal. Ama müzikal, ama tiyatro, ama stand-up, ama show. Hani böyle ama konser. Hani böyle melez bir yapısı var onun. Dediğim gibi 2016'da başladık biz. İlk. 2016'nın sonuydu hatta. Ve çok yoğun oynadınız ve her zaman da kapalı gişe gitti. Bir de Fısıltı Gazetesi çok çabuk yayılıyor. Seyirci bir işi beğendi mi? Aslında bak isim çok şey bir isim. Hani snob bir isim. Hani İngilizce bir isim koyuyorsun ama bunun bir sebebi vardı. Yani derdimiz ihraç etmekti. Hani nitekim hala yani bu maalesef bu pandemiden önce öyle bir şans vardı. Avrupa turnesi vardı, Amerika turnesi vardı. Yani dünyaya doğru açılıyordu. Ama maalesef pandemi girdi araya. Evet. Ya ben hani ben ve bütün biz sen, aynen, bütün meslektaşlarımız hepimiz durmak zorunda kaldık. Yani 1,5 yıldır kısmetse şimdi 14 Temmuz'da. 14 Temmuz'da nerede? Trump sahnede. Trump'ta başlıyoruz. Yani şu andaki koşullarla baktığımız zaman 8 gibi duruyor. 14 Temmuz'da Trump'ta. Ama hani gevşemeler Trump olursa daha geç de olur. Saat 8'de. Aynen. Biz davetli miyiz? Tabii ki de. Bir sabah uyandın. Hiç yapmadığım şey. Ondan sonra bir günlüğüne gözünü açtın ve Atılgan Gümüş değilsin. Bir başkası olarak uyandın ve 24 saat boyunca o kişi olacaksın. Tamam mı? Bu 24 saati kim olarak yaşamak isterdin? Kimin hayatını ve duygularını deneyimlemek isterdin? Sen ne pis bir insanmışsın ya. Pardon özür dilerim de yani hani arkadaştık biz. Çok sever beni. Hani arkadaştık biz hani yani canım, niye böyle bir... Canım vallahi insanlar da severim hani ben çok tatlı bir insandım. Yani ne ama oldu, hani... Ne oldu? Hani arkadaştık biz. Hani niye böyle bu sorular? Ben anlamadım. Ama bak sana peki, birinin tamam, deneyimleme fırsatı veriyorum. Hayal bile olsun ne güzel bir şey. Tortusu kalacaksa beynimde Nikola Tesla olmak isterdim. Oo. Yani onun zekasından bir şeyler kalacaksa Nikola Tesla olmak isterdim. Kalmayacaksa? Tamamen hatırlamayacaksın bile. Bitecek ve sen... Bir günlük onu yaşayacağım. Evet. Kimse olmak istemezdim. Yani ne hatırlamayacağım şeyi ne olayım bana ne tövbe hadi tamam seni mi kıracağız hatırlıyorsun. Mustafa Kemal Atatürk olmak isterdim. Aa, evet muhteşem bir duygu olurdu değil mi? Yani biraz öyle. Hayatın bir müzikal olsa tamam mı? Atılgan Gümüş'ün hayatı müzikal yapılıyor. Kimin kaleme almasını, kimin bestelemesini, kimin sahneye koymasını, yönetmesini ve seni kimin oynamasını isterdin? Bak buna Haldun abi çok enteresan bir yanıt vermişti. Allah evet. Allah. Ona da müzikal üzerinden sormuştum çünkü. Ya herhalde romantik komedi olurdu. Kimin yazmasını isterdim? Cevat Fehmi Başkut'un yazmasını isterdim. Kimin bestelemesini isterdim?
yani sözleri, lirikleri yani librettoyu, şarkı librettolarını Schoenberg'in yazmasını isterdim. Yönetmeni de McIntosh olsun isterdim. Peki seni kimin oynamasını isterdin sahnede? Kendini kimden izlemek isterdin? Robert De Niro'nun oynamasını isterdim. Oo. Bize de bir rol verirsin herhalde kıyıda köşede. O kadar koca müzikalin yapılıyor sen, Atılgan. Bir saniye. Sen parayı bul. Bak ben neler... Yani bir arkadan geçen kız olur, bir şey olur ya. Adamım müzikal yaptım ya. Müzikal demedi ki Çisil'cim. Sana da bir rol teklif ederim ya. Vallahi müzikalin yapılıyor. Çisil'cim bugün ilaçlarını almadın galiba. İlaçların geldi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok mutluluk vericiydi. Bir iltifatın falan varsa kapanmadı. Bu böyle kapanmayacak. Kapat, 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 kapat. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.